hiç kütüphanemiz yok, hiç kitabımız yok, bize kitap gönderin diye bize ulaştılar. Biz de sadece kitap göndermeyelim, madem öyle kütüphane yapalım diye yola çıktık. Ve fakat okulda kütüphane yapılacak bir alan dahi yoktu. Tabii fiziki koşullarını uzaktan bir şekilde değerlendirip baktığımız zaman okulun bahçesinin içerisinde metruk bir binaya rastladık. X tarihini yapılmış, tamamen bakımsız, dökülüyor. İçi hani gerçekten kötü bir durumdaydı. Bu binaya talip olduk. Bu binanın içerisini komple, içini ve dışını tadilat yaparak içerisinde iki ayrı kütüphane oluşturduk yaş grubuna göre. Ve diğer odalarını da kullanılabilir bir hale getirdik. Dışını boyadık, çevre düzenlemesini yaptık ve 8 tane köye aslında biz bir kütüphane yapmış olduk. Bir kütüphane binası diyebilirim hatta. Evet. Açılış 23 Nisan 2024 tarihinde yaptık ve fakat biz bunu 23 Nisan 2023'te yapmayı planladığımız bir açılış olacaktı. Tam hazırlıklarını yaparken 6 Şubat depremiyle hep beraber ülkece karşılaştık ve projemizi askıya aldık. Burada ne yapacaklarını dahi bilmiyorlardı. Tabii tek tek anlattık. Hatta Sayra ve Çınar'da bir kitap ismi mi diye soranlar dahi oldu. Fotoğrafları biz her kütüphanemizin başlangıcını, kapının girişini Sayra ve Çınar'ın hikayesini anlatan bir özgeçmiş yazıyoruz ki örnek olsun. Çünkü Sayra ve Çınar geleceğe çok parlak hazırlanan iki tane gençti ve ben hep söylüyorum Türkiye'nin ve dünyanın böyle gençlere ihtiyacı var diye. Neden Sayra ve Çınar Kütüphanesi olduğunu anlamaları, kendileri bir hedef koymaları aslında açısından önemliydi. Hikaye öğrenen çocuklar tabii ki çok duygulandılar, çok etkilendiler. Siz annesi misiniz diye. Hani dokunmak, sarılmak, kucaklamak, öpmek isteyen çocuklar çok fazla oldu. Benim duygum orada gerçekten Sayra ve Çınar'ın soyut ailemde bile birçok çocuğa faydasının dokunacağı bir şekilde bize bir misyon bırakmış olması çok onur verici. Bu kütüphaneye özel 3500 kitapla tamamladık. Aslında biz bunu pek bağışla yapmadık. Mevcut olan durumumuzla değerlendirdik. Çünkü herkesin evindeki okuduğu ve artık rafını tozlanmayı bekleyen kitaplara talip olmuştuk biz bu projeyi başlatırken. İnanın bütün kitaplar pırıl pırıl bir kez okunmuş ama raflarda bekleyen kitaplardı. İzmir'deki Türkçe öğretmenlerimizle, kendi kurulumuzdaki Türkçe öğretmenlerimizle beraber bunun ayrıştırmasını yaptık 3 gün boyunca. Uygun kitapları, doğru kitapları, yaş grubuna göre olan kitapları tercih ettik. Aslında çok büyük bütçe harcamadık. Bir takım tabii ki tadilat alakalı bağışlarımız oldu, gönüllülerimiz oldu. Sayra ve Çınar'ın sahip olduğu koşullara Türkiye'de ve Türkiye dışında bütün çocuklar sahip olamayabiliyor. Benim de amacım aslında bu en azından mutlak bir standardı her çocuğu getirebilmek. Hiç kütüphanesi, hiç kitabı olmayan çocuklara böyle bir eğitim ışığı sunmak muhteşem bir duygu. Çünkü çocuklar okumaya heveslendiler, okumak istediler, kitaplara dokunmak istediler, açıp içine bakmak istediler. Yani bu duygu çok güzel. Çünkü böyle bir imkan vermediğiniz zaman bu çocukların içindeki bu duyguyu çıkartmanız da çok beklenecek bir kavram değil. O nedenle biz amacımıza ulaştık. Sayra ve Çınar bir ışık yolu tuttular. İzmir'den Mardin'e böyle bir ışık yolu, bir eğitim yolu açmak çok gurur vericiydi. Geçen sene bir yıl tamamlamamış bir vakıf olarak ilk 6 ayda 30 tane öğrenci okuttuk. Üniversite öğrencisi ve lise. Şu anda bize gelen başvurular 1000'i aştı. Bu çok onur ve gurur verici çünkü burs kavramında biz biraz Türkiye standartlarının bir tık üstünde destek veriyoruz. Sadece maddi burs da vermiyoruz. Yanı sıra bu çocuklarımıza staj imkanı sağlıyoruz. Bu çocuklarımıza sosyoekonomik düzeylerinde destek veriyoruz. Psikolojik düzeyde destek veriyoruz. Stajlarını sağlıyoruz, iş bulmalarını sağlıyoruz ki yerleştirdiğimiz öğrencilerimiz oldu. Hani sadece burs ücretini verip arkamızı dönüp geçmiyoruz. O nedenle 1000 küsur tane başvuru bizim için hem şaşırtıcı hem gurur verici oldu. Kanalımız var, web sitemiz var, sosyal medya kanallarımız var. Bize her türlü ulaşabiliyorlar. Evet, vakıf olarak da. Kütüphanemizin projesini açıkladığımız zaman sosyal medyada Almanya'dan bir mimar arkadaşımız, hiç tanımadığım, çok güzel bir dostum şu aşamada. Aynı ölçülerde birebir aynısını yapmaya çalışıyoruz. Tabii seri halde bakmak isterseniz isimlere birbirine çok benzer şeyler görebilirsiniz ama aslında hepsi
tek tip standartta ve tek bir mimari proje. Thank you.